Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Sizlerle birlikte birinci videomuzda Osmanlı Devleti'nde 1874-1876 yılları arasındaki iki yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri, bu olayları elimizden geldiği dilimden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu, 1876-1880 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Bildiğiniz üzere birinci videomuzda e, en son kapanış 1876 yılında Ziya Gökalp'in konu, doğumu konusunu da anlatıp yani doğduğunu da söyleyip konuyu bitirmiştik. Şimdi de 1876 yılının e, geri kalan süreçleri hakkında sizlere bilgi verip inşallah 1880 yılına kadar olan 4 yılı elimden geldiği dilimden döndüğünce anlatacağım. O zaman gelin videomuza geçelim değerli dostlarım. 1823 Aralık 1876 Birinci Meşrutiyetin kanuni esası ilanı. Değerli dostlar kanuni esası veya halkta bilindiği adıyla birinci meşrutiyet Meşrutiyet padişahın oldu yani basta bir sultanın hakanın olduğu aynı zamanda bir de meclisin bulunduğu Günümüzdeki İngiltere e, modeline benzeyen bir sistemdir değerli dostlarım. Günümüzde mesela nasıl İngiltere'de hem Kraliçe İkinci Elizabeth var. Hem de Başbakan Boris Johnson var. Onun gibi. Şimdi değerli dostlar, e, Osmanlı Devleti'nde bu hamleyle ilk siyah Osmanlı Devleti'ndeki ilk siyasi partiler kuruluyor. Lakin şunu anlamayın bu söylediğim şeyden. Osmanlı Devleti bu olaydan sonra tamamen e, şeye geçmiyor, cumhuriyete geçiş yapmıyor. Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti e, ne yapıyor? Cumhuriyetle monarşi arasında meşruti yönetim yani hem padişahın olduğu hem de meclisin olduğu ikili yönetim şeklinde örgütülmesini tam, e, sağlamaya çalışıyor. Lakin söyledi bir ayrıntı var. Bu meclis tanısma meclisi. Yine her zamanki gibi son söz e, Hakan'a yani Padişah'a ait. Sadece bu meclis kendi fikrini belirtebilir. Ee, 1877 yılında Rusya'nın e, sınır ihlalleri ve Osmanlı-Rus savaşının başlaması. Balkanların ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması. E, Dostlar Rusya bizim başımıza... Her zaman için 1600'den 1600 yılından beri her zaman için bir e, bela olmuştur. E, Osmanlı Devleti'nin üstü zamanlarında e, Kırım dahi, Osmanlı'nın bir sancak, sancak e, e, eyaleti olan Kırım dahi Rusya'yı fethedebilirken Osmanlı Devleti zayıfladıktan sonra e, Rusya 1600 yılından itibaren Osmanlı Devleti'ne sürekli hemen hemen 3 yıla bir, 2 yıla bir ve uzun süreli savaşları ilan etmiştir değerli dostlar. 1877 yılında e, Mahre-i Mektebi Mülkiye'nin İdadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması. Mektebi Tıbbiye'nin yani tıp, e, tıp, okulunun yani günümüzdeki doktorlar yetiştirmek amacıyla Osmanlı kurulan okulun Gülhane'ye nakledilmesi. Ki günümüzde de hala Gülhane, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu yapı varlığını devam etmektedir değerli dostlarım. Fen resim ve mimari mektebinin kurulması. Yani mimarlık okulları da bu, da, bu türetse kuruluyor değerli dostlarım. 1877-78 Darülfünun ve Mektebi Sultani'nin bir yıl eğitimi ara vermesi. Mektebi Sultani Galatasaray idaresidir değerli dostlarım. Zaten Sultani Darülfünun'da İstanbul Üniversitesi. 19 Mart 1877. İlk Meclis Mebusan'ın İçtimai. Yani kapatılması. Ya Daha açılması. Evet efendim düzeltiyorum. İlk Meclis Mebusu'nun açılması. o yılın 28 Haziran'a kadar çalışıyor. Ortalama 2-3 ay. Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay çalışıyor efendim. Ders Saadet 25 Eylül 1877. Der Saadet Belediye Kanunu Meclis mebuslarında müzakere edilerek kabul edilir. Yani günümüzdeki belediyelerin temelleri 25 Eylül 1877'de atılıyor değerli dostlarım. 1877 yılında yılının 5 Ekiminde yani 5 Ekim 1877 tarihinde Vilayet Belediye Kanunu. Yani Büyükşehir büyük belediyeleri kanunu kabul ediliyor ve büyük şehir belediyeleri ya da il belediyeleri oluşturuluyor değerli dostlarım. 13 Aralık 1877 Meclisi i Mebusan süresiz bir şekilde tatil ediliyor. Dostlar hatırlatırsanız ne demiştim ee, videonun en başında bu konuya değinirken. Yarın e, bu meclis anlaşma meclisi demiştim. Dostlar danışma, danışma meclisi olduğu için de padişah bu meclisi istediği zaman herhangi bir açıklama yapmadan e, istediği zaman fes edebiliyor. Yani geçici bir ya da karlı bir süreliğine kapatabiliyor değerli dostlarım. Evet. Ee, ve 5. Kıbrıs'tan kapatılıyor. 10. Aralık 1878 tarihinde. 1878 tarihinde Ayastafanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanıyor. 1878 tarihinde Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız birer devlet olma süreci gerçekleşiyor ve Sırbistan, Karadağ ve Romanya ee, ki hepsi Balkan ülkeleridir bunların bu tarihte bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Peki ne oluyor da Rusya'dan bu güçsüz devletler, efendim Osmanlı'dan bu güçsüz devletler, Osmanlı güçsüz ama bunlar daha güçsüz, nasıl bağımsız kazanıyorlar? Dostlar bu e, Sırplar, Karadağlılar ve Roman, Romaniler, Romaniler, yani Roma, e, Romanya'da yaşayan insanlar, ana vatandaşlarını kastediyorum tabii, göçmenleri falan ayrı tutuyorum. E, Sırplar, Hat, hat, yani Slav ırkından gelmeler. Slav ırkından gelikleri için de Rusya'nın bir, var. Pan Slavizm yani sıcak denizlere inmek. Bunun için de Osmanlı Devleti'nin da zayıflatmak istiyor ki sıcak denizlere inebilsin. Yoksa doğrudan Kars üzerinden gelse durdurulur. Rusya durdurulur. İngiltere araya girer, Fransa araya girer, Rusya durdurulur. Üzerine Karadeniz'den de çekilir. Yani mesela çok toprak parçası etmek zorunda kalır ama eğer Balkanlar isyan ettiğinde kurdurursa Balkan Karadeniz'e daha uzun bir sahil kesimine hakim olur. Ee, 1878 tarihinde Osmanlı'ya bağlı Bulgaristan prensliği ortaya çıkıyor. Günümüzdeki Bulgaristan'ın temelleri bu dönemde atılıyor değerli dostlarım. 1878 tarihinde Ermeni, e, bak, söyle, bu konuyu batılı kaynaklarda Ermeni soykırım olarak geçen ama e, Ermeni çetelerine karşı yapılan ve soykırım niteliği taşımayan o bir olay olan Ermeni e, göç kanunu, Ermeni göç olayı bu dönemde gerçekleşiyor. Ne yerde dostum? 1878 tarihinde Ali Suavi öldürülüyor. 1878 tarihinde Rusya ve Osmanlı Devleti savaştayken Kıbrıs'ın e, Osmanlı Devleti'nin elinden Rusya tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla geçici bir süreliğine Kıbrıs e, İngiltere'ye bırakılıyor. İmparatorluğun sona ermesinden e, sonra Lozan e, Konferansı'nda Kıbrıs İngiltere'nin bir toprağı olarak resmen tanınıyor. Ama 1878'den 1914 yılına hatta 1923 yılına kadar ortalama 45 yıl Kıbrıs kağıt üzerinde Osmanlı'ya bağlı oluyor. Değerli dostlar, 1878 tarihinde Bosna ve Hersek'in Avusturya, Macaristan, Osmanlı tavaslarında Avusturya, Macaristan'ın işgal ve idaresine terki gerçekleşiyor. Biz Bosna, Bosna her şeyi de kaybediyoruz. Değerli dostlarım. 1878 tarihinde Makedonya'da torunlar oluyor. Makedonya'da e, da çok ciddi bir güç kaybına uğruyoruz. E, 13 Şubat 1878 tarihinde me meclis kapatılıyor. E, bakıyor e, sultanlar e, Osmanlı Devleti e, çok ...güç durumunda kalmış. İlgili dönemin sultanı... E, ...meclisi kapatma kararı alıyor... ...değerli dostlarım. 1878 Ekim'inde... ...İstanbul Üniversitesi... E, nin, ...yani... ...Darlı Fünuni... ...sultanisinin... ...tekrar eğitime basaması gerçekleşiyor. 1879 tarihinde... İkinci devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi gerçekleşiyor. 1879 tarihinde Mehakim-i Nizamiye Tişkilatı kuruluyor. 1878-79 tarihinde Mekatibi Sibyaniye Dairesi yani Sibyan Mektebi kuruluyor ve Marif Merkez Teşkilatının yeniden düzenlenmesi. Yani günümüzdeki Milli Eğitim Teşkilat Kanunu yeniden ödünleniyor değerli dostlarım. Ee, 1879 tarihinde Osmanlıcası e, usulü muhakkamat -i cezaiye kanunu olan ve bunu biz Türkçe'ye e, çevirdiğimizde Türk Ceza Kanunu Nahmesi olarak ve halkın anlayacağı dille Türk Ceza Kanunu olarak e, tercümesini yaptığımız Türk Ceza Kanunu 1879 tarihinde Osmanlı Devleti'nde kabul ediliyor değerli dostlarım. Evet. Şimdi değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Osmanlı Devleti e, bu dönemde yani artık Osmanlı'nın son 40 yılı kaldı. E, yani 1880'e geldik biz. <laughs> Haftaya 1880'i anlatacağız. 1880 80, 90 yani 20 yıl oradan var 1900'e. E, yeni devlet kuruluyor. Yani 43 yılı kaldı artık Osmanlı Devleti'nin. En geç tarihi alsanız bile yani. Tamamen kaldırılmaz ana. Ee, değerli dostlar bu 43 yılda artık Osmanlı Devleti çok zayıflamış. Lakin sonu deniyor. Ya diyor ben e, savaşarak toprak alamıyorum. Savaşarak toprak kaybediyorum. Acaba e, ıslahat yaparsam, yenilik yaparsam, yenilik bulunursam. Kaybettiğim topraklarımı e, yeniden almak amacıyla acaba bir güce sahip olabilir miyim? Şeklinde bir düşüncesi var. Ve bu amaca bağlı olarak da Osmanlı Devleti e, şey yapıyor yani ıslahat yapıyor. Yenileşme çalışmalarında bulunuyor. Lakin şöyle bir durum var dostlar. Osmanlı Devleti'nin adımlayarak ilerlediği yolda Avrupa bu dönemde e, uçarak ilerliyor. Yani Osmanlı Devleti bir bebek gibi adımlayarak ilerlerken Avrupa uçarak ilerliyor. Ben size o şekilde tarif edeyim. Peki neden Avrupa Osmanlı'dan daha ileriye geçiyor? Ee, Osmanlı Devleti güçlüyken böyle bir şey oluyor. Dostlar evet Osmanlı Devleti güçlü e, ama şöyle bir durumumuz var. 1453 yılında e, İstanbul'un fethiyle birlikte Konstantinopolis'teki e, yani İstanbul'daki aydın ve bilim adamları İstanbul'a yerleşiyor. İstanbul'dan Roma'ya kaçıyorlar. Yani Avrupa'ya kaçıyorlar. Bu da neyi sağlıyor değerli dostlarım? Bu da şunu sağlıyor. Avrupa bilim alanında, teknik alanında, sanayi alanında, ekonomi alanında, her alanda 1453'ten başlayarak hızlı bir şekilde, yavaş yavaş, yavaş yavaş bir şekilde kendini yeniliyor ve 230 yıl sonra 1683 yılında artık Osmanlı Devleti'ne çok rahat yani Osmanlı Devleti'ni gelebilecek bir duruma geliyor. Yani Osmanlı Devleti'nin bu dönemde Avrupa'dan geri kalmasının temelleri aslında 1453 İstanbul'un fethine kadar uzanan çok detaylı bir konudur değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bu haftaki videomuzda 1876-1880 yılları arasındaki 4 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki haftaki videomuzda 1880-1884 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta 1880-84 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi videosunda tekrardan görüşmek üzere. videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde 25, sene bin aboneye doğru gidiyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.